Herkese merhaba, ben Noyan. Gerçi iyi kötü beni tanıyorsunuz. Yeni gelen arkadaşlarım için, yeni gelen izleyicilerimiz için söylüyorum. Son 3 ayda pek bir araba içeriği koyamadım. Açıkçası başıma bayağı bir şey geldi. Tabii bir de korona süreci hayatımızı değiştirdi. Videonun başlığında gördüğünüz gibi ameliyat oldum ben bu son 3 aylık süreçte. Arabamı sattım, yeni bir araba aldım ve hayatımda da bazı köklü değişiklikler yaptım. Hepsini bu videoda konuşacağız. Aşağıya dakika dakika bölüm bölüm ayıracağım. Tıklayarak hangi bölümde ne var görüp gidebilirsiniz. Devir ekonomi devri. Ben de arabayı sattım. Bu arabayı aldım. Bunu biliyorsunuz. Bunu sıfırından ben almıştım. Kaan biniyordu. Bu da bu şekildeydi. Şimdi biraz arabayla dolaşalım, muhabbet edelim. Söylediğim şeylerden bahsedeyim. Güneşten kaçtım ama herhalde kaçışı dönüşte biraz olacak, kusura bakmayın. Öncelikle operasyon konusunda buradan devam edelim bence. Ameliyat oldum. Benim geçen sene Eylül Ekim'den bu yana bazı sağlık problemlerim var. Bir tanesi devam ediyor ama onu rölantiye aldık. Sıkıntı yok artık, bir şekilde idare ediyoruz. Diğeri ise işte bu korona zamanında diyet yapacağız işte, bir hasta olduk falan filan. Abi çok kilo verdim bilmem ne. Bana biraz da manidar, işte koronadan mı, korona mı oldun gibi sorular gelmişti. Ben de değil demiştim, hazımsızlıkla ilgili. Karnımdan bir operasyon geçirdim. Laparoskopik, kapalı diyorlar genelde. İşte o operasyon olalı bir 15 gün kadar oluyor. Onu atlattık Allah'a şükür. Şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Hani ciddi bir problem söz konusu değil. Yani bu tabii hayatımda bazı şeyleri değiştirmeme sebep oldu. Biraz diyet yapıyorum. Biraz bakış açım değişti. Bakış açın niye değişti diyecek olursanız, insan daha önemli şeylerin var olduğunu hissediyor. Hani bunlar nedir? Böyle ameliyat ne olursa olsun ben yapıyorum. Her zaman bu espriyi yapıyorum aslında. Ben ameliyatı yapıyorum ama yaparken güzel de olurken kötüymüş diyorum. O süreçte hani Allah gözetsin, hani riskler var, hani ölebilirsiniz. Onu göz önünde bulundurduğunuz zaman, ya işte biraz daha farklı mı baksam hayata? Şu korona zamanında da üzücü olarak gözümüzün önünde eriyen insanları, bu dünyadan göçen insanları görünce biraz bakış açım değişti açıkçası. Yani bunları neden anlatıyorum noktasında, arabayı sattım. Arabayı niye sattım? Araba, daha doğrusu nasıl sattım? Çok sessiz sedasız gitti dedi arkadaşlar. Haklısınız, hakikaten bayağı sessiz sedasız giden bir araba oldu. Açıkçası bu süreçler artık beni yormaya başladı mental olarak. Mental olarak yorunca, yani kafa olarak, benim kafamı yoran bir şeyle ben uğraşmam çok mantıksız. Elbette ki sizleri içeriksiz bırakmak istemem, beni gerçekten seven kemik kitleyi. Ama gelin görün ki, kusura bakmayın, yani elimden gelmedi. Araba çok güzeldi açıkçası. Yani ben çok beğenerek aldığım, severek bindiğim, plakası özel, dört çeker bir arabaya sahip olmak istiyordum sürekli. Hacı Reis'ten bu yana daha hızlı bir arabaya sahip olmak istiyordum. Fakat hani biliyorsunuz piyasadaki artış, işte bizim maaşlar dolar karşısında eridi. Böyle bir genel muhakeme yapınca, ya ben bu arabaya binmem doğru değil gibi düşündüm kendimce. Hem arabanın parasını daha iyi değerlendirmedim. Artık hani ben arabaya baktığım için, Allah gözlesin, bir kaza bela olur o ayrı, arabanın değeri düşer, ama yani bir şekilde kendimce arabanın öz değerini koruduğumu ve geliştirdiğimi inandığım için o riski alınabilir bir risk olarak görüyordum ve o yüzden de yani otomobilli bir yatırım aracı olarak kullanıyordum ben. Ama bu tabii ki belli riskleri getiriyor, belli de eforları ver, belli bir eforu da vermenizi gerektiren bir hadise. Fakat bu saatten sonra ya o eforu değmeyeceğine inandım. O eforu başka şeylere harcayabileceğimi düşündüm.
Biliyorsunuz bir de yani piyasada her şey arttı ama otomobil fiyatları yani bu yatırım araçları için en çok kazandıran araba oldu. Ben de yani başka bir şeyi harcasam, yani mesela ev almış olsam o paraya o zamanlar bu kadar para kazanmazdı. Ama bir şekilde değeri arttı. Fakat tabii bu satıp başka bir yerde değerlendirirsen kazanç. Ama atıyorum başka bir araba alacaksan sattığın paraya bile alamadığın zaman oluyor. Çünkü her hafta artmaya başladı. Herhalde bayram sonu artık sakinler diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir video yapacağım. Böyle olunca da baktım artık dedim ben bunu satayım. Arabaya yani çok lüks arabaya binmesem de olur ki bu arabamız da çok güzel. Kaan aslında çok memnundu bu arabadan. Değiştirmeyi düşünmüyordu. Fakat o da artık yani eğer dedi hani bu sana geçerse abi ben ileride geri almak üzere başka bir heyecan bakayım dedi. Kaan'a da Cupra aldık. Kaan onun videolarını koydu. Hatta ben sanayide Kaan yoğundu. Egzozunu Varex falan vardı. Bize uymadı o işler. Düz boru Varex vardı. Onu normal bir performans egzosa orijinal sonsuz sürücüyle çevirdik. Onun o içerikte bolca ben de varım. Onu Kaan'ın kanalına gidip bakabilirsiniz. Yeni arabam bu. Bu arabada birçok değişiklik var tabii. Ben 40 bin kilometredeyken, 44 bin mi? 40 binindeyken Taşkın Bey'e satmıştım. Sonra Oktay'a geçti. Sonra doktor kardeşimize geçti falan. Kaan bindi biraz. Şu an 137 bin civarı kilometresi. İşte neler değişti, neler yapıldı. 40 binde verdim, 130 binde aldım. Yani bunları ayrı bir içerik olarak size ulaştırayım. Yani sizi içeriksiz bırakmak istemiyorum bu saatten sonra. İşte onları konuşacağız. Bundan sonra ne olacak? Tabii kanalın gidişatı hep şöyle oldu. Yani siz de haklısınız. Ben hep arabayı bir üstüne çıkardım, bir üstüne çıkardım, bir üstüne çıkardım. Aldığımız zaman temizlikler, detaylar vesaire. Bu arabanın yapılacak yani detay anlamında pek bir şey kalmadı. M dönüşümünde galiba Kaan yapacak içine sinmesi için. Çünkü ileride Kaan geri alacağı için bu arabayı hani temiz olsun, kafasına göre olsun istiyor. Yine var yani çıkacak içerikler falan var da. Niye böyle bir şeye gittim? Dediğim gibi yani gelirlerin dolar euro karşısındaki erime durumu. Bir de işte ameliyat sonrası hayat görüşüm, korona sonrası hayat görüşüm değişmesinden dolayı biraz daha farklı şeylere yönelmek düşüncesiyle artık hani biraz daha bu alma satma işini rölantiye aldık ama kanalı tabii hani kanalda bu içeriklerde bir şey oluşturuyor. Siz de hevesle takip ediyordunuz genç kardeşlerim. Ama biz onu bertaraf edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Daha çok kafa yorarak yani kafamızı kullanarak. Tabii koronadan dolayı bu otomobil testiydi, şuydu buydu. O misafirlerimize yaptığımız videolar biraz rölantide şu an. İkinci dalgada geliyor gibi ama nasıl olacak bilmiyorum da onları yapabiliriz. Bayağı yine teklifler var, birikti. Bu benim de klasik lafım. Birikti diyorum, hiç yapmıyorum. Kusuruma bakmayın. Onun harici bu arabanın yine işleri olur. Cupra'nın bazı işleri olur. Bir Cupra'yı deneriz. Karşılaştırmalar yaparız. Haberler, otomobil dünyasında haberler falan. Yani bir şeyler, yani daha uğraşılmış videolarla gelmeye çalışacağım size ama dediğim gibi önümde işte bir süreç var. Bir varlık edinme sürecim var işte. Bir iki haftaya kadar sonra bir yıllık izin falan var. Golf'e geçen yıl aldığım port bagaj ayaklarından çok memnun kalmadım. Bayağı bir zorladı benim. Yarım gün montajı sürmüştü. O yüzden yeni bir İtalyan marka port bagaj aldım. Tule kadar kaliteli. Onun içeriğini yaparız. Belki uzun yol vesaire. F30'a gitmeyeceğim şeye. Çünkü eşimin de kullanması gerekiyor. Uzun gideceğim. Bu sene 2 hafta gideceğim. Hem bir de hani F30'u yormayalım artık. Oraya buraya sürmeyelim. Bu bizim bebeğimiz olacak. Hani ben her zaman diyorum ya işte bir temiz 36 olsa binsek vesaire hani temiz oldu mu insanın içi gidiyor çok seviyor. Bu arabayı da o şekilde efsane bir şekilde koruyor. Hem binip hem koruyarak. Bir de tabii hani sizin pek ilginizi çekmedi ama otomobil içerik motosiklet içerikleri bir tane hızlı motor almayı da planlıyorum. Kaan'ın MT09'una bindim. 115 beygir o 170-180 kilo. 0-100'e 3 saniye. Dayadığın zaman 170-180-200 diyor makine. Yani sürat ihtiyacını da oradan görebilirsin. Benim motor da fena değil. KTM'de
kırmızılardan kalkınca falan böyle takır takır şehir içinde ayıklıyor. Ama hani tabii siz alışık olmadığınız için ve pek ilginiz olmadığı için o içerikler çok ilgi çekmedi. Ben onu şöyle ayda bir iki tane motor videosu, o da çarşambaları, pazarları araba videosu gibi ayırmayı düşünüyorum. Kesin hani motoru aşırı önem ver, yani o tarz bir şey değil. Hepsini bir arada götürebileceğimi düşünüyorum. Yani insan yoruluyor. İnsanın psikolojisi bozuk olabiliyor. Hayat yoruyor. Bir de işte bakış açısı, mantalitesi değişiyor. Bunları mazur görün artık. Ama yani geriledik mi? Evet. Birçok kanal gördüm. 350 binlere ulaşmış. Yani biz çok yerimizde saydık ama o da hani benim bir profesyonel destek alamamamdan dolayı, o da cross networking, çapraz network ve tabii içerikleri de çok yapamadım mesleğimden dolayı. Koronada zaten her şeyi bıraktık ve biz benim hastanem yılbaşına kadar korona olarak devam edecek. Yine vardiyalı nöbetli çalışmalarım, geçici görevlerim. Biz bu arada hem koronaya bakıyoruz hem başka hastanelerde heyet çalışmalarına katılıyoruz. Hem de geçici görev izin alan, eksik olan ki meslektaşlarımızın yerini doldururuz. Bu ara gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Ama yani bir düzeni kurup bunu, bu rölantiyi biraz daha yükselterek deviri devam ettirmek istiyorum. Çünkü elbette yani güzel şeyler olmasını ben de isterim ama verdiğim eforun bana psikolojik dönüşü çok düşük oluyor. Öyle olunca da mesela kanalın o hızlı olduğu zamanlar gerçekten çok zevk alıyordum. Yani videoları yapmak istiyordum. Zul gelmeye başladı. Bunu çözeceğim. Yani şu video yaparken zevk aldım açıkçası. Şimdi Uludağ Kebap'tan sağa dönünce Minasera'ya doğru, Ümitköy'de vakit geçirenler bilir. Bir ESP off alanımız var. Ya işte arkadan itişi özlemişiz ya. Yani arkadan itişin güzelliği de bu. Ben G30'da da orada drift, yani power drift deniyor ona. Power slide. Dört teker boşa çıkartıyordum. Çünkü yokuş yukarı ve böyle eskimiş bir asfalt. Ama arkadan itiş arabayla daha zevkli oluyor ki traction da bu. Yani tamamen ESP kapalı yapmadım. Onu yapsam zaten iyice sapıtacaktı. Bu da bonus oldu. Kapanış bonusumuz. Umarım yani sizin de hoşunuza giderek kanal büyür. Çok istiyorum. Ama dediğim gibi yani verdiğim eforun karşılığını alamayınca isteksiz oldum. Dediğim gibi onu çözüp daha orijinal, eskisi gibi böyle yapılmayan veyahut da kendi bize özgün, bizim gibi böyle çalışan, arabayı seven, hafta sonları arabayla vakit geçiren adamların kafasına göre içeriklerle geleceğim. Benim gibi detay meraklıları fark etmiştir. Arabanın dışı çok kirliydi videonun açılışı. İşte onu diyorum ya, arabayı yıkayasım bile gelmiyor şu son zamanlarda. Çözeceğim. Daha güzel videolarda, daha güzel yarınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.